bugün, dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle, en azından rüyamda vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Çok özledim sizi. Doruk. Doruk. Ben oğlunun ölümüne sebep olmuş aşağılık bir adamım. Affet beni güzel kızım. Ya ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Ya ne duruyorsun? Gel yardım et. Çok kan kaybediyor. Durdurmamız lazım. Şunun içinden sweatshirt'ü çıkar. Hadi çabuk. Ölmeyecek değil mi? Yani ölmez yani. Nereden bileyim ben? Adam gözümüzün önünde kendini vurdu. Ambulansları hastaneye götürmemiz lazım. Benim yanımda telefonum yok ki. Gel, gel sen bastır. Bastır, iyice bastır. Arabası burada. Onunla götürelim, daha hızlı gidersin. Hadi gel, koluna gir. Yenge, ne demek hastası yok? Sen başında beklemiyor musun kızın ya? Ömer'im sana telefonda dedim ya, ben hemşireyi çağırmaya çıktıydım. Odaya döndüm, bir baktım ki kız yok. Her yeri taa
itiraf ettim. Ha, kantine baktım, bahçeye baktım, tuvaletlere baktım. Yok, yok, sanki yer yarıldı, içine girdi bu kız. Eve gitmiştir belki. Yok, yok, amcan eve varmış, aradım, eve de gitmemiş kız. Telefonunu niye açmadın? Arama, arama boşuna. Telefonu da bırakmıştı odada. Ben aldım, çantaya koydum. Al, al sen de dursun. Kızım sen neredesin ya? Silahlı yaralanma. Kurşun omzuna isabet etmiş. Çok fazla kanaması var. Lütfen acil müdahale odasına alın. Sen iyi misin? Elini yüzünü yıka istersen. Gerek yok. Silahla yaralanan adamı siz mi getirdiniz? Evet abi, biz getirdik. Mezarlıkta başına silah dayamıştı. Ben engel olmaya çalıştım ama... Sen tanıyor musun kendisini? Yok, tanımıyorum. Akif Atakul intihar etmeye çalıştı. Oğlunu defnetti bugün. Silahı kendi ateşledi yani, öyle mi? Geçmiş olsun. İfadenizi imzalamadan hastaneden ayrılmayın sakın. Haber verilebilecek birisi var mı? Eşi var, Nebahat Atakul. Anladım. Biz haber veririz eşine. Tekrar geçmiş olsun. Sen pek iyi görünmüyorsun. Bir su falan getireyim mi, ister misin? Arayacak birileri var mı peki? Annen, baban, arayalım gelsinler mi? Ya içerideki adamın ifadesini almadan bizi bırakmayacaklar. Kardeşimi arayayım ben. Tabii, ara. Asiye. Nereye gittin sen? Doruk'u görmeye gittim. Veda etmek istedim. Akif'i mi? Bilmiyorum, içeri aldılar, bir şey söylemediler. Şu çocuk kurtardı onun hayatını. Nebahat'a haber verdiler mi? Arayacaklarmış. İyi gelir o zaman. Sen otur hadi. Abime neler yaptılar. Biz burada başında bekliyoruz adamın. Allah'ım neyle sınıyorsun beni ya? Hastamızın kanaması durdu. Şanslıyız ki kurşun herhangi bir hayati organına isabet etmemiş. Açık yarayı temizledik, dikiş attık. Görmek isterseniz yanına girebilirsiniz. Göreyim ben. Asiye. Niye kurtardınız beni kızım? Ha? Yaşamakla mı cezalandırıyorsun Akif amcanı? Oğlunun acısıyla her gün bir kere daha ölsün diye mi? Niye kurtardınız beni çocuğum? Çünkü Doruk ölmeni istemezdi. Oğlum. Oğlum aslanım. Keşke senin yerine ben ölseydim. İnsanların hayatını berbat eden bu aşağılık adam ölseydi keşke. Ne yapacağız biz? Ha? Biz bu acıya nasıl dayanacağız kızım? Asiye hadi. Nebahat Hanım da gelir birazdan. Geçmiş olsun. Asiye. Asiye doğru mu bu? Polisler bana telefonda bir şey anlattı. Asiye doğru mu? Akif intihar mı etti? Evet, biz tesadüfen oradaydık.
Ama merak etmeyin, şu an durumu iyiymiş. Allah'ım şükürler olsun. Allah'ım şükürler olsun. Çok teşekkür ederim Asiye, çok teşekkür ederim. Ay Allah'ım. Onu da kaybetseydim ne yapardım ben? Nerede, görebiliyor muyuz onu, kendinde mi? Şurada görebiliriz. Asiye, gidelim artık, hadi. Dinçer, burada 3 tane bayat poğaça var. Alıyorum bunları, haberin olsun. Al abicim, al. Ayıpsın, al. Üç poğaça. Yazdım bunu. Babama söylerim, haftalığından keser. Ya bayat bunlar, yani satmayacaktınız zaten, atacaktınız. Bayat mayat. Midene gitmeyecek mi Ömer kardeş ha? Gidecek değil mi? İyi, kesersiniz. Arka tarafı süpürdün değil mi? Senin için söylüyorum, babamdan azar işitme diye. Süpürdüm, dediğiniz her şeyi yaptım. Şimdi müsaade edersen okula gideceğim. Akif amca, ben Ömer'le aynı okula gidiyorum. Öyle mi? Okul mu değiştirdi? Hı hı. Tolga abisi ilgilendi o işlerle. Eksik olmasın. Senin yaran geçti mi Akif amca? Geçmedi Bahar'cığım. Ama daha az acıyor. Bir daha merdivenden düşme mi olur mu? Tamam. Daha dikkatli olurum. Sen de merdivenden inerken çıkarken dikkat et. Anlaştık. Bahar'cığım, hadi istersen getir okul çantanı artık. Gelecek servis. Tamam, afiyet olsun. Sağ ol canım, sana da. Merdivenlerden düştü dedim. Ne diyeyim Akif? Ne diyeyim küçücük çocuğa? Akif amcan almış silah, kendini ateş etmiş, kendini öldürmek istemiş mi diyeyim? Ne diyeyim? Bana bak Akif, bana bak, bir daha o silahı eline bile almayacaksın, tamam mı? Bulamayacaksın, zaten kilitledim çünkü. Bir daha böyle bir şeye kalkışmayacaksın. Akif, beni bırakıp sen de mi gidecektin, sen de mi ölecektin? Benim senden başka kimim var Akif? Beni böyle acılar içinde bırakıp gidemezsin, tamam mı? Bak, ya işte o an içimdeki acıyla bir an ne yapacağımı bilemedim. Boş, bununla nasıl başa çıkılır hala bilmiyorum ya. Ah, ah benim güzel oğlum. Güzel oğlum benim. Oğlum gitti. Gitti. Nebahat, kurban olayım, tamam, bak perişan ettin kendini. Ya sana da bir şey olsaydı? Sana da bir şey olsaydı Akif, aklım çıktı. İyi ki Asiye ile o çocuk varmış orada hastaneye. Nasıl geldiğimi bilmiyorum, aklım çıktı öleceksin diye. Çok korktum. Kurban olayım, ağlama Nebahat'im. O çocuk kimin neyin nesiymiş bilmiyorum da teşekkür de edemedim. Mahir'miş adı. Ben hastaneden çıkarken aldım bütün bilgilerini. Bulacağım, merak etme. Nebahat'im,
Ne olur hatırım için bir lokma bir şey ye artık, hadi. Yok. Ben yerim Akif de sen ye. Bak, bak onlar bitecek, tamam mı? Aslım, sen seviyorsun diye sana kaşarlıdan aldım. Al bakalım. Asya'm, ye hepsini, tamam mı? Tamam. Abi bu çok sert. Evet abicim sert. O yüzden böyle çaya bandırıp öyle yiyeceğiz. Buna bakalım. Günaydın gençler derken tam da vaktinde gelmişim. Bu şaheseri kahvaltı sofranıza yetiştirdim. Vallahi mükemmel oldu. Bence siz de bir deneyin bakayım. Bu kadar güzel mi gerçekten? Bahsettiğim kadar yoksa ben yaptım diye bana mı öyle geliyor? Sen börek yapmayı bilmiyorsun ki. Aşk olsun Ömer. Sanki çok zor bir şey börek yapmak. İnternete yazınca da tarifi çıkıyor bu arada. Ayrıca bir de börek de yapamayacaksak artık oha. Yalan söylemeyi de beceremiyorsun. Bir dur ama hemen gitme ya. Yandım, yandım. Olcan az bir sabırlı ol ya. Atlı mı koşturuyor arkandan? Ne olur beklesen de biraz soğusu öyle yesen. Orhan'ım sen de hiçbir şey yemedin. Ha, haftalardır boğazından bir şey geçmiyor. Ha, geceleri baykuş kuşu gibi uyanıyorsun, dikiliyorsun başımda. Ne yiyorsun, ne içiyorsun, ne uyuyorsun? Hasta olacaksın diye çok korkuyorum vallahi. Vallahi Fadır'ım bak ben şahidim. Badır'ın böyle hep sofrayı donatıyor. Böyle sarmalar gidiyor, börekler geliyor. Daha ne yapsın bu kadıncağız? Ya tamam, Allah Allah. Sabah sabah amma geldiniz üstüme. Tamam, yiyeceğimi yedim. İçim almıyor, ne yapayım ya? O günden sonra Ömer sizle hiç konuşmadı mı? Yok oğlum, konuşmadı. Konuşsa böyle kahrından ölür mü baban? Kalk bakalım şu kapıya. Ömer. Oğlum hoş geldin, gel. Börek mürek istemiyoruz. Bir söyle onlara, bir daha da bana bir şey olamasınlar. Duyuyorlar ya zaten. Ömer'cim nasıl söz öyle Allah aşkına? Ha benim elim böreğe değdi diye yemiyorsan... ...ben yapmadım, Aybike yaptı böreği. Ben dedim yani... ...Aybike'nin börek yapmış olabilme ihtimaline zaten inanmayacağını da biliyordum. Ha bu arada yarın haftalığımı alacağım. Matematik dersinden de para kazanıyorum. Kirayı yakında vereceğim. Ne? Ne kirası oğlum ya? Senden kira isteyen mi oldu? Bundan sonra öyle. Siz ev sahibisiniz, ben de kiracı. Bu kadar ilişkimiz. Ömer nasıl laf öyle Allah aşkına? Yapma böyle şeyler. Aba, sağ dil döktük, mecbur kaldık dedik, anlatmaya çalıştık. Bu adam kıvrım kıvrım kıvrandı karşında. Yapma gözünü seveyim. Abinin ölümünün acısını bizden çıkarma. Bu adam mı öldürdü senin abini? Tevbi tamam yeter. Gitme çocuğun üstüne. Kızgın işte hala bize, gitme. Orhan'ım ama anlatıyoruz, bakıyoruz mecbur... Konuşacağım mı daha fazla? Al şunu, senin de kalbini kırmıyor. Ben ne alaka ya? Aa, sözümü bitirmem, beklemeden bastı gitti. Aa, ne zaman dinecek bunun öfkesi, şiddeti ya? Ya yeter dedim Şengül, yeter. Sen de didikleyip durma ya. Çocuk ne dese haklı, suratımıza tükürse haklı. Ah, ah ben nasıl böyle bir şey yaptım? Niye polise gitmedim? Niye? Ya tamam, kendini üzme. Nereye koydun bu kadın ya? Nerede? Almış buraları da. Çekil! Oğluma söyleyeceğim, göreceksin. Bırak beni. Sus! Ha? Bırak! Sus! Dur. Sana bir kadın! Oğlum! Aa! Aa! Oğlumu üzemezsin! Bırak! Bırak! Serpil'in çantası burada kaldı. Telefonu da burada. Ya biri bana ulaşırsa? Ne bileyim, telefonun sinyalinden falan.
Ya birileri beni bulursa? Ya kadını öldürmüşsün. Bir de peşime düşecekler diye paniğe kapılıyorsun. Ne biçim insansın sen? Anne. Efendim oğlum. Ne yapıyorsun burada? Ya pilates matım vardı da bulamıyorum, ona bakıyorum deminden beri. Hayırdır, sen niye geldin? Futbol kartlarımız vardı ya bizim. Ben Doruk'la küçükken biriktiriyorduk. Onları sen buraya mı koydun, ne yaptın? Ay vallahi bilmiyorum ki oğlum. Yani 60 da olabiliriz. Eski şeyler sonuçta. Ne demek atılıyor ya? Neden atılıyor anne? Önemli onlar benim için. Hatıraydı bir kere. Ya atmadık da ne olur. Tamam oğlum, bakacağım ben. Tamam. Ya sen bir şey mi saklıyorsun arkanda ya? Ne o? Yok canım. Ay ne saklayacağım? Eski çantam. Aa, sen hala hazır değilsin oğlum. Okula geç kalacaksın. Baksın gömleğini giymemişsin. Hadi ben bakacağım, tamam. Hadi çık şuradan, hadi. Hadi. Tamam ama bul onları ne olur. Tamam oğlum, tamam hadi. Allah kahretsin. Salak kafam. Ne işi var bunun burada ya? Ben niye bunu atmadım ki? Çantayı da çöpe attın. Allah Allah. Yine ne oluyor acaba ya? Ömer, erken mi geldik biz ya? Oturmuş modumuz yok ortalıkta. Ne ya Masiyem, gelir herhalde biraz. Ömer bak, şimdi ben bir şey söyleyeceğim ama kızmak falan yok, tamam mı? Asiye seni de ilgilendiriyor bu. Ya bu kira işi niye bu kadar uzadı? Vallahi merakımdan soruyorum. Paranız mı çok? Bundan sonra böyle. Yani darılmayın ama bana da saçma geliyor. Böyle mi cezalandıracaksınız annemleri? Ben kimseyi cezalandırmıyorum. Sadece onlara borçluk almak istemiyorum. Önceden de istiyordu yengem kirayı. O zaman hiçbir şey demiyordu kimse. Ömer bak, kırıcı oluyorsun. Ayrıca evet, annem zamanında böyle bir şeyler yapmış olabilir ama babama haksızlık etme. Hatırlasana, babam ne kadar kızmıştı, ne kadar kavga etmişlerdi. Kaç kere? Ya babamın sizi ne kadar çok sevdiğini herhalde... Ya bana burada tekrardan söyletmeyin değil mi? Çok seviyor. Hatta ara ara ben de kıskanıyorum. Bayağı seviyormuş, gördük. Ömer bak, babam Akif amcadan hesap sormuş. Koskoca adam geldi ağlaya ağlaya bize bunu anlattı ya. Ama Nebahat Hanım da o kazayı geçirince... Tamam biliyorum, bana da anlattı olanları. Tamam hadi öyle oldu diyelim. Bunca zaman benden saklamasının sebebi bu olabilir mi ya? Abim onu yeğeni. Ben abimin katilini arıyorum, amcam biliyor susuyor. Ben nasıl affedeceğim onu? Sen de mi böyle düşünüyorsun? Ya evet öyle düşünüyorum tabii ki. Halbuki Ömer haklı. Amcam bize söylemeliydi, polise gitmeliydik. Polis bak ne güzel söyledi. E gidin o zaman polise. Bak Melisa'dan da haberiniz var. Akif, niye gitmiyorsunuz? Oğlum adamın daha yeni oğlu öldü. İntihar etmeye çalıştı. Ben şimdi kızını nasıl hapse yollayayım? Ben yapabilir miyim böyle bir şey? Ha, ben de bunu demeye çalışıyorum işte. Belki diyorum babam da böyle bir ikilemin arasında kaldı. İkisini nasıl aynı kefeye koyuyorsunuz ya? Bravo vallahi. Çok gıcık bugün. Çok gıcık. Evet. Yine enteresan bir gün. Ne var ki bunun içinde?
telefonu da kırdı tabii. Hayırdır küçük bey? Yine beni almadan mı gidiyordun okula? Ha. Çöp atmak sana mı kaldı ya? Ya vallahi öyle bana kaldı. Bugün sana kıyamadım da çöpleri de ben atayım dedim. Allah razı olsun. Ne kadar da kibar bir çocuksun ya. Estağfurullah. Yalnız bugün beni almadan gitseydin okulda ciddi olay çıkartacaktın, bilgin olsun. Ne diyorsun ya? Ama bak sen korkuttun şimdi beni sabah sabah. Allah Allah. Gitmedin bir yere. Hadi düş önüme. Gıcık. Serseri. Füze, iyi misin? Dur, dur. Kızım bir haftadır böyle ne geçiyor aklında anlamadım ki. Doruğu düşünüyor olacağım. Tamam da gülümsüyor sanki. Pardon, ben sevgilimi alabilir miyim acaba? Çünkü tam 3 aydır şu anı bekleyen zavallı ama bir o kadar da aşık bir genç var da burada. Üf, tamam al sevgilini. Çok özlemişim seni. Ben de seni çok özledim. Uyandığımızdan beri dakika sayıyor. Ömer. Ne var ya? Ben günlerdir saniyeleri sayıyorum, o ne ki? Sana dünyanın en temiz kalpli, en şefkatli, en yardımsever ve en iyi sevgilisi ödülünü vermek istiyorum. Normalde bu lafları bana hep kızlar söyler. Şimdi ben sana söylüyorum. İyice kılıbık kıytırık bir adam oldum ben böyle. Ne oldum ya? Asiye gülme sen de bak. Bak gülüyorsun öyle. Tamam. Tamam barıştık sevgiliyiz. Of be. İşte bu ya nihayet. Gidelim mi artık işte? İçine sok şu gömleğini içine. Okula geliyorsun. Psst. Hayırdır? Ne yapmaya çalışıyor senin annen? Okulu, askeri okula falan mı çevirmeye çalışıyor? Ne diyorsun? Vallahi ben de şaşkınım. Ama annem varoluş sebebini buldu galiba. Tamam hadi, hadi. Ya ama iyi oldu. Okul Dingo'nun ağrına dönmüştü. Biraz çeki düzen gelir. Diyorsun. He. Şu kılık kıyafetini. Doğru sen gerçi onun oğlusun. Sana bir şey demez. Ama yakışır bence de. Artık böyle okulun sahibisiniz diye istediğiniz gibi at koşturursunuz. Şuursuz şey. Tabii tabii. Gençler. Ne diyorsunuz yeni konseptimize? Tamam hadi, hadi. Ne bileyim, siyah beyaz olan hayatımızı renklendirecek herhalde. Yani bize bulaşmasın da. Hoş geldin, kaos dolu günler yani. Şu kravatını bağla. Külhan Bey gibi geliyorsunuz okula. Ya eğitimci diye bir şey değil. Ya bu hakkı nereden buldu? Ya işte okulun sahibi ya, kendince müdürlük taslamak istedi belli ki. Canı sıkılmış. Bunun yukarıda odası bile varmış ya. Neyse dayanacağız gençler. Şu saatten sonra okulu da değiştiremeyeceğimize göre... Artık sınava gireceğiz. Kazanacağız. Sonra başlarına çalarlar okullarını. Aynen. Ömer sen de bak sakin oluyorsun. Sen? Sen bir bak bakayım bana. Sana diyorum. Sana diyorum. Yok sana bak işte. Sana bakıyorum. Şevval Hanımcığım nasılsınız bugün? İyisinizdir inşallah. Allah değilsiniz belli ki. Şu yakalarını indir aşağı. Hangi yaka efendim? Ha bunlar mı? Şimdi siz tabii okulda beni ilk defa gördüğünüz için... Şimdi ben okula girdiğim zaman bir farkım olmalı. Girdiğim zaman aa Oğuzcan da buradaymış falan diyorlar. Şimdi bunlara jilet yaka deniyor. Böyle buraları dik oluyor ama... Çok da zaten
Sizi ilgilendirmiyor. Ben bunları... Ben gideyim o zaman. Saygılarımızla efendim. Bir de bakıyor ya hala tip tip. Annem boşuna saçını başını yolmamış bunun ha. Neyse gidelim. Hadi. Arkadaş, elimizde adres de var ama buralar nereler böyle ya? 30 diyor. Demek ki şurası 32. Sen beni anlamadın galiba. Abinin bize olan borcunu getireceksin demedin mi? Yoksa abinin acı haberini alırsın bir gün. Bir bakmışsın içeride şişlemişler. Duydun mu lan beni? Duydum, tamam bırak. Mahir. Abi biri geliyor, bırak. Eğer raporu bulup getirmezsen abini içeride öldürürüz. Kim oğlum o adamlar? Ha? Polis çağırayım mı? İlk defa gelmediler. Alıştım ben artık. Siz daha iyisiniz galiba. Ha, daha iyiyim. Her ne kadar rezil bir adam olsam da sayende hayatım kurtuldu oğlum. Sağ ol. Allah seni bildiği gibi yapsın Mahir. Bu deponun hali ne? O adamlar mı geldi yine? Bu kim? Bir tanıdığım abi geldiler. Sen geç içeri, ben buraları toparlayacağım. Bin kere söyledim sana. Şunlara bulaşma diye. Ulan ben sana iş verdim. Yatacak yer verdim. Köpek gibi sokaklardan topladım lan seni. Abi düzgün konuş. Bak büyümsün, ses çıkarmıyorum. Çıkarsan ne olacak lan? Ha? Çıkarsan ne olacak? Yalan mı? Yalan mı söylesene it herif. Bas git. Altılını pırtını defol git buradan. Beyefendi, biraz sakin mi olsanız acaba? Sen kimsin birader? Ben Akif Atakul, birader. Sen kimsin? Utanmıyorsun değil mi? Şu yaşından başından utan be. Evladın yaşında çocuğa söylediğin laflara bak be. İnsan o, insan. Anladın? Hadi oğlum yürü. Yürü gidelim buradan hadi. Bundan gelecek hayır Allah'tan gelsin. Yürü oğlum. Hadi aslanım hadi. Hadi. Ay elim kaydı. Ya bir durur musunuz? Gitarı kontrol etmem lazım benim. Nevzat abi öyle üstüme attı, içim gitti ya kırıldı diye. Gideri var hala ama neyse. Sen de mi gitar çalıyorsun? Evet. Niye? Başka kim gitar çalıyor? Oğlum. Oğlum da çalardı. Başınız sağ olsun. Ben o gün hastanede o kız polise ifade verirken öğrendim. Oğlunuzu kaybedince intihar etmek istemişsiniz. Öyle oldu. Sen de gelip beni kurtardın. İyi halt ettin. Hadi gel. Gel bir yemek ısmarlayayım sana. Ya borç moç bir şeyler diyorlardı. Ya, yok ya ben hallederim onu. Gerek yok öyle bir şey. Oğlum belli ki halledemiyorsun işte. Halledemeyeceğin bir meblağ. Bir bakalım. Bir şeyler yaparız. Belki bir yardımım dokunur ya. Uzatma hadi gel. Ya para falan almam sizden. Baştan söyleyeyim onu. La tamam anladık, almazsın. Sen ne kadar inatçı bir çocuk çıktın ya. Acıktım oğlum, hadi, hadi.
Ömer, Ömer, suratıma bile bakmıyorsun. Madem anladın, sal beni o zaman. Ama birazcık konuşsak. İstemiyorum Süsen ya, istemiyorum. Hiç mi sevmedin beni? Artık sevmiyorum. Yaptığın yüzsüzlüğü kabullenemiyorum Süsen. Anladın mı? Sevgilimin beni sırtımdan bıçaklamasını kabullenemiyorum. Yüzüme bakıp arkamdan iş çevirmeni kabullenemiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Benim sevgilim de böyle yalancı iki yüzüne tekilmiş. Anladın mı şimdi seni niye sevmediğimi? Bence anladın. Süsi, iyi misin? Ben onu kaybettim olacağım ya. Sevmiyormuş artık beni. Ya kızım bir şey kaybettiğin yok. Hem zaten babama da aynı şeyleri yaptı. Ya bilmiyor musun Ömer'i? Neden peki? Neden? Ya aşırı değer verdiği iki insan onu hayal kırıklığına uğrattı da o yüzden. Ya affedeceksin, merak etme. Teşekkür ederim. Bak, tamam ağla. Ağlamak bir kıza bu kadar mı yakışır ya? Süsi, tamam merak etme, ben onunla konuşurum. Sonuçta bir yaş büyüğüm, abisi sayılırım. Sözümü dinler. Kerata ya, bak bak, büyümüş de kız izliyor. Ya olacak. Tamam Süsen, çok sıcak oldu, hadi. Süsen. Yani bunu kırdı, çantayla çöpe mi attı öyle? Aynen öyle oldu sevgilim. Yani bir insan telefonunu niye kırar ki? Ne bileyim, kullanmıyordur artık belki. İşini görmüyordur. Doğru söylüyorsun Aybike ya. Biz de zaten böyle kullanmadığımız telefonları hep kırarız böyle atmadan önce. Tamam haklısın. Haklısın ama aklıma da başka bir şey gelmiyor yani. Ne olabilir, neden olabilir? Sen baktın mı çantanın içine? Başka bir şey çıkmadı mı? Yok, bakmadım. Yani daha doğrusu bakmaya cesaret edemedim diyeyim. Neden? Ya öf. Ne bileyim Aybike ya. Annemin hali hareketleri böyle gerçekten bir garipti. Saçma sapan bir şeyle karşılaşmaktan korkuyorum sanırım. Düşünsene bak şimdi annenin bir sevgilisi varmış. Gizli gizli mektuplaşıyorlarmış. Mektuplar da bu çantanın içindeymiş. Saçmaladım. Saçmaladım. Şaka yaptım. Sen tabii böyle şeyler düşünmüyorsun. Yok ya. Hiç öyle şeyler düşünmüyorum. Hem bana ne yani? Kadının kendi hayatı sonuçta. Korkunun ecele faydası yok Aybike. Ben açıp bakıyorum. Ne var ne yok. Sen öyle göreceğiz. Bu boş. Boş. Boşu boşuna heyecan yapmışsın. Hakikaten ya. Boşu boşuna heyecanlanmışım. Gerçekten eski diye atmış çantayı çöpe. Yani. Of. Boşa gerildim desene. O zaman şöyle yapalım, bir değişiklik yapalım. Yapalım. Ben çay alayım, çay içelim olur mu? İçelim olur. Hadi alıyorum. Hadi al. Oh. Şapşik tatlım ya. Aklı karışmış yine boşu boşuna. Serpil Çetin. Çetin Elif'in soyadı. Bu da Elif'in fotoğrafı. Bu çanta yani Berk'in annesinin çantası mı?
çayları aldım. Süt de aldım yanında. Bugün böyle içeceğim çayımı. Aybüke, ne oldu? Sana bir şey mi oldu? Bir şeyim yok ya, şey. Sen de İngiliz mi kesildin şimdi başımız artık? Yok ya, bu ondan değil. Biz Toruk'la çocukken hep çayımızı böyle içerdik. Süt koyardık. Öyle içerdik. Öyle severdik yani. Bugün de çayıma süt koyacağım. Canım öyle istiyor. Çok özlüyorsun onu değil mi? Çok. Evet. Çok özlüyorum. Asiye de hiç iyi değil, biliyor musun? O yüzden diyorum ki dışarı çıkalım bir gün hep beraber, böyle kafamız dağılır belki. Doğru diyorsun ya sevgilim. Hakikaten çıkalım dışarıya. Havamız değişir ya. Vallahi havamız değişir. Çıkalım biz dışarıya. Güzel fikir canım sevgilim. Hoş. Hı. Hadi sen de içmeyecek misin? İçeceğim. Sen sütle içtin mi daha önce? Sütle içeceğim şimdi. Ha, hadi bakalım. Sen benim haberim olmadan ne asıyorsun o panoya? Altı sınıflara matematik dersi veriyorum da onun ilanı. Burası işçi bulma kurumu değil. Öyle kafana göre ilan falan asamazsın. Burası kalbur üstü bir kolej. Ha aç karnını doyurmak istiyorsan git başka yerde iş ara. Ha. Al. Bunu da al giderken atarsın. Hadi. Ha bu arada okulun başka taraflarına falan astıysan topla onları at, beni hiç uğraştırma. Senin ne derdin var benimle? Ha? Altı üstü matematik ilanı asıyorum, ne var bunda? Okul benim ya. Sana ne? Sana mı soracağım? Asamazsın, yasak. Yok öyle bir dünya. Arkadaşlar, çok uygun fiyata matematik dersi veriyorum. İsteyen beni buradan arayabilir. Fiyat ne abi? 300 lira kardeşim. Hatta sınıfı geçemezsen de paranı geri veriyorum. Ben saati 800'e alıyorum da. Çok fazla veriyorsun, 300. Abi ben de arayacağım seni. Ara kardeşim, ara. Bak ne oldu, engelleyebildin mi beni? Bir sal beni ya. Ne istiyorsun sen benden? Şşş, yavaş ol. Sen ne biçim konuşuyorsun lan benim annemle? Hadsiz. Lan zorla dövdürtme kendini bana ya. Şşş, kim dövüyorsun lan sen ha? Kimin okulunda kimi dövüyorsun lan? Şey yap bak, seni harbiden öldürürüm ha. Oğlum bir dur artık ya, insanlara bulaşmasana. Gel. Ömer, bak bizim kimya dersimiz var. Biz kimya dersini çok severiz, gidelim tamam mı? Yaptıklarını görüyorsun değil mi? Görüyorum ama sen de görüyorsun, bak fırsat kolluyorlar. Bu dönemlik boş ver, bir şey yapma şimdilik diyorum. Altını çiziyorum şimdilik, tamam? Çocuklar deneyi ikişerli gruplar halinde yapacağız. Tolga Yasmin'le, Oğulcan Elif'le, Berk. Ben tabii ki de Aybike'yleyim hocam. Ha hocam, bu arada biz sevgiliyiz Aybike'yle. Bundan sonra acaba bizi hiç ayırmasanız mı ya? İyi, aferin size. Ayrılmayın siz. Sağ olun hocam. Şöyle hocanın gözüne parmak sokar gibi yapmasak mı? Utanıyorum. Ne yani, sevgilim değil misin? Öylesin. Asiye sen Sarp'la, Ömer sen de Süsen'le eş olacaksınız. Hocam ben Ömer'le eş olsam ya. Evet hocam, ben Asiye'yle olayım. Süsen'le olmak istemiyorum zaten, o da istemiyordur. Benim için sorun değil hocam, ben rahatsız olmam. Ben olurum hocam. İyice anaokuluna çevirdiler burayı hocam. Bunların kaprislerini mi çekeceğiz? Oğlum sen ne karışıyorsun? Otur. Otur. Çocuklar vaktimiz azalıyor. Sataşma istemiyorum artık. Herkes yerine. Hocam, nasıl bir çılgın bir deney yapacağız bu sefer? Yeterince çılgın bir deney. Çok çılgın. Nereyi patlatıyoruz? Daha önce nereyi patlattık ki? Ne bileyim, öyle gençle salladım yani. Patlatsak ama güzel olur. İlerideki böyle küçük oğulcanlarıma, ne bileyim Ömerciklerime anlatırız. Kenan düştü senin yine. Bir sus da ders devam edelim. Aman
Hocam tamam ben hazırım, başlayabiliriz. Çocuklar masalarda yapacağınız deneyi, malzemeleri ve formülleri var. Farklı değişimlerde çözelti hazırlayacaksınız. Çok dandik bir deney bir şey. Lan oğlum iki dakika susta bir motorun susun. Hoca derse başlayamadı. Lan oğlum bütün sınıf bana düşman mı oldunuz? İlerleyemiyoruz senin yüzünden, ilerleyemiyoruz. Yardım etmeme izin verecek misin? Birlikte yapmamız lazım. Gerek yok, ben yaparım. İyi, güzel yap da iyi not alalım o zaman. M1, V2, M2, V2, elmas ne saçması. Sen niye bakıyorsun lan oraya? Oğlum şunlara baksana ya. Biz var ya boşu boşuna iddiaya girmişiz, benim kaybedeceğim zaten belliymiş. Ne var kendinde? Aşk doktoru, senin gözün falan mı bozuldu acaba? Gel tak bir. Aralarındaki elektriğe bakar mısın da? Harbiden ha. Var bir şeyler. Ay, gururlandım o ya. Bak baba hareketlere bak. Ya tamam biz bunu tarttık şimdi de yani bu kağıtlarında hiçbir şey anlaşılmıyor zaten, ben ne yapacağım? Bak şimdi önce şunu al, tamam mı? Tüpe yavaş yavaş koy. Yavaş yavaş ama. Bu okey mi? Yavaş. Daha yavaş. Yavaş. Tamam, şu şekilde. Aynen. Elin yatkınmış işte. Diyorsun. Evet. Yani biz de sonuçta az çorba karıştırmadık bekar evinde. Yani bir şeyler öğrendik kendimiz. Ha, az çorba karıştırmadım bekar evinde. İyiymiş. Dur aklıma ne geldi? Ne yapacağız yine? Gel gel. Ne iyi oldu böyle eş olduk, değil mi Yasmin? Sen de mutlusun, değil mi? Mutluyum Tolga. Hem baksana ne kadar da tatlı gülümsüyorum. Ama şey, sanki sen tuzu biraz fazla mı kaçırdın, bir şey olmasın? He, sen koyma diyorsan o zaman ben de koymam ya Yasmin. Aa, bak görüyor musun elim yandı. Abisi. Ya sen yandın mı canım? Ya şey bekle, o zaman ben çantamı alayım. Hı-hı. Çantamın içinde krem var, krem. Ama az kullan çünkü pahalı, biz zenginiz yani. Öyle. Ben gerçi erkek adamım sonuçta. Hiç de gerek yok kreme. Yani sürmesek de olur sonuçta erkek. Abisi. Olmaz Tolga, olmaz. Hem şey, ben senin elini tutacağım böylece. He, öyle diyorsan o zaman, hadi tamam o zaman elimi tutabilirsin. Üfle de geçsin bence. Ay bak görüyor musun, bir hoş oldum. Kükürdeşmeyin aranızda. Oğulcan bitti mi deneyin? Ne deneyi? He, hazır hocam, hazır. Biz ne zaman başlayacağız yani? Herkes başladı bitirdi sayılır. Sen niye rahatsız olman dedin? Ömer, ne var bunda yani? Alt tarafı bir deney. Konuşmak istemiyorsan yaparız, çıkar gideriz. Bu kadar büyütülecek bir şey yok yani. Saçmalıyorsun. Saçmalıyorum. Ne yapıyorsun? Aslında saçmalıyorum. Hocam bizim deney bitti. Buyurun. Ne yaptığını gördüm Ömer. Çıkabilirsin. Bak ikimiz de sıfır aldık. Bir daha beni eşi olarak seçme. Sen o depoda kalıyordun yani. Evet. Anam baban? Öldüler. 3 yıl önce bir araba kazasında. Hatta o gün de mezarlığa onları ziyarete gelmiştim. Başın sağ olsun oğlum. Sağ ol. İyiydi bizim durumumuz aslında. Yani babam varlıklı bir adamdı. Ama onlar ölünce abim şirketi yönetemedi. Borçlar, haciz falan derken şirket battı. Aynen. Sonra anladığım kadarıyla bir takım tekinsiz herifler bulaşmış işin içine. Abim de kolay yoldan para kazanma hevesine kapılınca
hapse girdi. Sen de şu durumda herhalde okumuyorsun, öyle değil mi? Yok, hayır. Okuyorum. Yani abimi ve beni bu hayatta kurtarabilecek tek şey benim okulu bitirip adam olmam. Açıktan okuyorum liseyi. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. İşte bir yandan da çalışıyorum. Gördüğünüz gibi kovuluyorum falan arada. Şimdi şu durumda ilk iş olarak senin kalacak yer sorununa bir çözüm getirelim. Ya siz niye taktınız ki buna? Yani sizin hayatınızı kurtardım diye ben sizden bir şey istemiyorum. Öncelikle şu sizi bizi bir aradan kaldıralım Mahir. Ben senin Akif amcanım şu dakikadan sonra. Ayrıca da bir insanın hayatına dokunmanın, bir insana iyilik yapmanın nesi kötü onu anlayamadım ben yani. Başka bir eminiz var mısın amca? Ya aslında şöyle güzel bir piyaz olsa ha, vallahi köftenin yanına iyi gider. Şöyle bol soğanlı bir piyaz ha, ne dersin? Ben çok sevmem aslında. Oğlum, babam doğru söylüyor. Piyazsız gitmez mi? Ortaya şöyle bir duble piyaz yapayım. Kötü bir şey mi söyledim? Benim oğlum değil. Pardon abi. Oğlum, abiye bir piyaz çek, bol soğanlı olsun. Bu arada köfte çok iyiymiş ya. Bir ye, beğeneceksin sen de. Sen ye oğlum, sen ye. Doyur karnını, ben yerim. Aslında ben müsaadeni istesem Akif amca. Dur oğlum, daha nereye gidiyorsun? Tabağını bitirmedin ya. Bitir, bakarız sonra. Doydum ben ya. Valla teşekkür ederim. Oğlum bak, kimin kimsen yok. Nerede kalacaksın? Ne yapacaksın? Allah'ını seversen ya. Ya ben bakarım başımın çaresine. Merak etme sen. Benim kalabileceğim bir sürü arkadaşım var zaten. Hadi. İyi bak kendine. Bir sürü arkadaşı varmış. Yalan da söyleyemiyor. İnatçı bebe. Şefim, şu hesabı getirsene. Tolga. Nasıl oldu Elen? Ha. İyi. İyi gayet. Sürdüğün kremi geldi yani. Yani keşke izin verseydin de revire gitseydik ama yine de. Ya yok canım, o kadar abartacak bir şey yok yani. En azından evlilik bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Ama sağ ol beni düşündüğün için. Sen yine de eve gidince üstüne bir krem sür. Tamam, olur. Sürerim. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay görüyor musun? Düştü. Lan oğlum, sen nasıl birden böyle sağdan soldan türü veriyorsun, insanı korkutuyorsun ya? Nereden çıktın sen yine? Ben çıkarım. Versene şu çantamı. Ne iş? Ne iş? Sen söyleyeceksin artık. Hayırdır? Ne hayırdır? Ya biraz açsana şu konuşmayı. İlerleyemiyoruz bir türlü. Ne hayırdır? Ne bileyim, bir elektriklenme sanki gördüm gibi hissettim böyle. Ay uf oldu canım da, krem. Nasıl, iyi misin? Ben çok iyi. Devire mi gitsen acaba? Ben oğlum, saçma sapan konuşma. Ben de durdum burada seni dinliyorum yani gerçekten. Yok öyle bir şey. Oğlum bak, bir şey varsa söyle, benden gizle. Ben anlıyorum. Demek ki o kadar da iyi anlayamıyorsun kardeşim. Demek ki o kadar iyi tanımıyorsun beni Okicim. Çünkü öyle bir şey yok. Yedim. Şimdi sen dön bana. Derdin böyle bakıyordun ya. Bu tarafa dönüyorsun. Heh. Şimdi ben bu tarafa doğru gidiyorum ama bir dakika önceki bakışı istiyorum, tamam mı? Dön bakayım bana şimdi. Sen yürü git. Gençler, siz yavaştan eve gidin. Ben şunları asayım, öyle geleyim. Dur bakayım sen. Nereye asacaksın? Duvara, ağaca işte. Ha, geliyor saçma soruları. Sebep? İlan. Şimdi sen onu oraya astın.
Orada kalacak. Evet, amaç da o olacaksın. Come on baby, birazcık şu saksıyı çalıştırın ama ya. Hiç yok ama sizde. Siz sen oraya asacağını. Diyorum ki bak, fikir amaçta. Baklı mı lan bu? He. Tut bakayım sen şunu. Yapıştır sırtıma. Vur. Bak şimdi. Hop, arkadan biri geliyor mesela. Oradasınız değil mi? Hop, buradan insan geliyor. Ne yaptım? Döndüm. Gördün mü? Çok iyi fikir değil mi lan? Mantıklı bir fikir bekliyor muydunuz? Bak bu arada gerçekten senin gıcık olmaya başladı. Çok dar kafalısın Aybike. Ben arkadaşı götürüyorum eve, siz rahat rahat çalışın. Gel canım. Kızım düşünsene mesela bak, hop burada. Aynen, evet evet, tamam. Aynen mi bak? Gördün mü? Tamam, sen böyle gezer, tamam. Bak hop sen de. Merhaba çocuklar. Merhaba. Ne asıyorsun Ömerciğim? Sen bunları okula assaydın daha iyi değil miydi? Astım da Şevval yırttı hepsini. Nasıl yani? Yırttı mı? Niye yırttı? Çünkü okula böyle ilanlar asmak yasakmış. Yani bence gıcıklığına yaptı. Çünkü o kadın bize çok uğraşıyor bu ara. Yani son dönemimiz değil, susmaya çalışıyoruz ama canımız da sıkılmıyor değil. Anladım Asiye'cim, anladım. Diyecek tek kelime bulamıyorum. Terbiyesiz. Neyse Ömerciğim, ben söylerim eşe dosta. Yani sonra da sana haber veririm bir şey çıkarsa, olur mu? Çok iyi olur, sağ olun. Eve mi? Eve. Biz de o tarafa gidiyoruz, alayım mı ama? Ay çok sağ ol. Hani çok arkadaşım vardı, ha? Martılar mı senin arkadaşın? Sen beni takip ettin. Aynen, seni takip ettim. Yok değil mi kalacak yerin? Yok ama sorun değil. Gerçekten değil. Sorun. Gerçekten sorun. Hadi bakayım, yürü. Benimle geliyorsun, hadi. Nereye gidiyorsun? Çocuk, sen ne kadar soru sormayı seven bir bireysin ya. Neden, niçin, nereye, niye? Ya Allah Allah, benim adım Akif Atakul. Ben bana hayır denmesine hiç alışık değilim, biliyor musun? Hadi, hadi kızdırma beni, hadi düş önüme, hadi. Allah Allah. Hadi bakayım. Ha? Ha şöyle. Abicim yorduğundan ne? Asiye sen de. Asiye. Ya yemeğini güçten düşme. Sonra sizi bırakıp işe gidemem ben. İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar Emine teyze. Gel buyur otur. Ay sağ ol Ömer, hiç rahatsız olmayın. Ocakta da zaten yemeğim var. Asiye, bu sana geldi sabah. O ne ki Emine teyze? Ama bilmem, kargocusunun evi sorunca ben de onlar bu saatte evde olmaz. Sen bana ver, ben akşam veririm dedim. Ha bir de kargo çocuk özür diledi. Ya bir aksilik mi ne olmuş da gecikmiş. Hı. Allah Allah. Sağ ol İlmiye teyze, zahmet oldu sana da. Ay ne zahmeti canım, iki adımlık yer. Hadi kalın sağlıcakla. Bu ne ya, kim gönderdi bunu böyle? İçinde yazıyordur herhalde. Göndermiş. Doruk'un el yazısı bu. Güzeller güzeli sevgilim. Bu nedir diye şaşırdın biliyorum. Şimdi her neredeysen hemen kalkıp bana geliyorsun. Sürprizimin diğer yarısı bende çünkü. Nereye Asiye? Ömer, benim Doruk'ların evine gitmem lazım. Bu anahtar neye açıyorsa o evdedir. Oraya gitmek istediğine emin misin?
İyi tamam, ben de geliyorum. Abicim ben Olcan'ı yolluyorum, uykun gelirse yatıyor, tamam mı? Tamam abi. Uyuttum oğlanı. Nihayet. Vallahi vız vız eder konuşturtmazdı bizi. Söyle kuzum, ne anlatacaksın, ne konuşmak istiyorsun benimle? Anne Berk görmüş bugün. Ayla Hanım bir çantayla bir telefonu çöpe atmış, üstelik telefonu kırıp atmış. Ha, fukaranın tavuğu zenginin atı kıymetli olur. Aman bize ne, attıysa attı, yapacak bir şey yok. Öyle değil. Çanta Berk'in gerçek annesinin çantası. Belki annesinin mi? Bak bunlar çıktı içinden. Berk anlamaz tabii bir fotoğrafla kardeş olduklarını ama... ben yine de işte kurcalasını istemedim. Aferin kızıma benim. Çok akıllıca bir şey yapmışsın. Ne gerek var ya Berk'in huzurunu bozacaksın, şimdi çocuğun dünyası alt üst olacak. Aferin akıllı kızıma benim. Zaten onların aile meselesi. Bizim karışmamamız lazım böyle şeylere. Anne tamam da bu çantanın ne işi var Ayla Hanım'da? Elif belki hatıra olsun diye anasının çantasını saklıyordu. Ayla Hanım buldu çantayı. Belki görmesin, gerçeği öğrenmesin diye de kadın ne yaptı? Çöpe attı herhalde. Öyle bir şey olsa gerek. Ben bunu alayım, vereyim Ayla Hanım'a da bari kıza geri versin. Hayır. Atmışlar işte çöpe, neyini anlamıyorsun? İşine yaramıyor demek ki, değil mi? Bende kalsın. Sen ne yapacaksın? Berk'e veririm her şeyi öğrenince. Ha. Annesinden bir hatıra kalmış olur en azından. Neyse bu kadardı işte. Ders çalışacağım şimdi, çıkar mısın? Çıkarım tabii yani, çıkarım. Niye çıkmayayım? Çıkayım o zaman ben, tamam. Ay bu aile denen kadının kafası hiç çalışmıyor ya. Yapılacak iş mi çocuğun gözünün önünde telefonu kırmalar, çantayı atmalar ne? Belada diye gelip de kapıma dayanmaz inşallah bu kadın. Ha, ne boşum? Gel gel. Gel. Ne boşum? Seni hayatımı kurtaran kişiyle tanıştırmak isterim, Mahir. Hoş geldin evladım. Merhaba, hoş bulduk. Vallahi ben seni aslında hastanede gördüm ama yani işte öyle o telaş içinde hiç konuşamadım. Kusura bakma. Ya estağfurullah. Konuşursunuz, konuşursunuz. Mahir bizde kalacak bugün. Bizde mi kalacak? Evet, bizde kalacak. Akif amca çok ısrar edince ben hayır diyemedim. Bir gece sadece, yarın gideceğim ama. Ya bakarız ona canım. Hele bu gece bir kaldı. Ondan sonrasına bakarız. Var mı istediğin bir şey oğlum? Ben aslında bir elimi yüzümü yıkasam. Tabii tabii oğlum. Üst kata çıkıyorsun hemen ikinci kapı. Hadi aslanım benim. Akif bak. Benim misafir ağırlayacak durumum yok. Tamam mı? Niye getirdin bu çocuğu burada kalmaya? Ha? Ya ne boşum, bu çocuk depoda kalıyormuş biliyor musun? Ya gittim buldum depoyu, bir baktım üç tane serseri bunu tartaklıyor. Ondan sonra üstüne bir de patronu geldi, kovdu çocuğu şerefsiz. Ne yapaydım? Sokakta mı kalsaydı yani? Ay Akif ne diyorsun sen ya? Serseriler falan. Ya ne iş var bu çocuğun burada? Huyunu suyunu bilmiyoruz, tanımıyoruz. Ya Nebahat, bak şu anda ben senin karşında böyle tek parça duruyorsam... seninle konuşabiliyorsam bu çocuğun sayesinde oldu hayatım. Ayrıca ben insan sarrafıyım. Benim adım Akif Atakul. Ben gözüne bakınca anlarım insanı. Ya bu çocuğun pırlanta gibi bir kalbi var, belli.
Talihsiz yavrucak ama iyi kalpli, iyi bir insan. Doruk'a da benziyor. Kim geldi acaba? Bakayım ben. Bak. Çocuklar hayırdır? Akif amca, benim acilen Doruk'un odasına gitmem lazım. Bana Doruk'tan bir hediye geldi. Asiye, sen ne diyorsun kızım? Ne hediyesi? Hediye kargoda gecikmiş. Daha elime şu an geldi. Bir anahtar çıktı. Doruk'un odasında bu anahtarı açacağım, bir şey olmalı. İzin vereceğim mi artık? Hiçbir şey anlamadım ben ama tabii ki izin vereceğim. Geçin, geçin çocuklar, buyurun. Asiye kızım, hayırdır, ne oldu? Nebahat, Asiye Doruk'un odasında bir şeye bakacakmış. Gel kız, beraber çıkalım. Mahir, oğlum odan yukarıda hazır. Eşyalarını istersen götür. Tamam abi, sağ ol. Tamam. Yardımcı olmamı ister misin kızım? Ne arıyoruz? Yani bu kargoyla geldi, şöyle bir anahtar geldi ama... yani devam burada olmalı. Bir kutu gibi bir şey herhalde. Bilmiyorum, ben de ne aradım bilmiyorum. Tamam, buluruz. Doruk özel eşyalarını bu dolapta saklar. Oraya bakabilirsin. Açabilirsin. Gel. Burada. Thank you.
Doğru, çok çirkin oldu bu. Kim? Bence şahane oldu. Ayrıca senin olduğunuz bir fotoğraf karesi çirkin olamaz. Dur, ama bak kimseye gösterme bunları. Aa, yok. Ben yarın bunu okula asacaktım. Hatta görenler bu kız ne kadar çirkinmiş diyecekler. Dur, çok kötüsün. Bekle. Ne oldu? Bitişi gibi son buldu sevişmeler. Bir yaz güneşi gibi. Dans edeceğiz. Dans mı? Hı-hı. Hayır yani danslı. Birlikte çok şarkı söyledik ama hiç dans etmedik. Bu dansı bana lütfeder misiniz güzel prenses? Ateşi gibi söner hiç çekişirer. Aman aman yandım aman kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman acı yüzler kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman yandım aman kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman acı yüzler kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. O gün pikniğe gitmiştik. Hayatımın en güzel günü galiba. Tüm gün gezdik. Fotoğraflar çekildik, gülüştük falan. Sonra bana dedi ki Asiye fark etti mi biz hiç dans etmedik. Benim romantik oğlum. Ne güzel bir sürpriz yapmış sana. Ben onu çok özlüyorum. Aman kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman yandım aman kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Ben de çok özlüyorum. Ben de özlüyorum güzel kızım. Çağır. Sen susunca daha kötü oluyor. Bir şey söyle, Allah belanı versin de. Senin gibi adam olmaz olsun de. Ne söylersen söyle ama bir şey söyle Ömer, susma. Konuşacak bir şey yok, hiçbirinizi affetmeyeceğim. Affetme. Affetme de zaten. Ben de kendimi affetmiyorum ki. O gece gidip polise her şeyi anlatacaktın ama sen kızını korudun. Melisa kaçmak istemedi değil mi? Sen zorladın onu. Evet. Ben zorladım onu. Ama zaten benim kızım bitki gibiydi. O kadar perişandı ki içinden sanki böyle ruhu çekilmiş gibiydi.
Ben de onu kendi ellerimle yurt dışına kaçırdım, evet. Değdi mi peki? Hı? Oğlunu sen öldürdün, biliyorsun değil mi? Tamam, ağlama. Konuşturma beni işte. Daha da ağır konuşur, canını yakarım. Konuşturma beni. Oğlum kazadan önce bana telefonda ne dedi biliyor musun? Allah senin belanı versin dedi. Oğlumdan duydum. Son laf buydu benim. Allah senin belanı versin. Allah benim belamı versin. Ben acıların en büyüğünü yaşıyorum oğlum. Sen beni affetsen ne olur, affetmesen ne olur. Ben kendimi affetmem. Ömer, gidelim mi artık? Gidelim. Asiye, kızım gidiyor musun sen? Biraz daha kalsaydınız. Yok, gidelim biz. Nebahat, sen çocukla geçirdin. Sakin, ne olur ağlama, ne olur. Bitmedi mi daha? Az kaldı. Acele et biraz ya. Burada daha kaç saat bekleyeceğiz? Binçer. Oğlum ne yapıyorsun sen? Adam yüklenmiş, sırtında un çuvalı taşıyor. Sen burada telefonla oynuyorsun ha? Yok baba, kontrol ediyordum ben de. Bakıyorum yani bir şey var mı yok mu diye. Niye bakıyorsun lan? Niye bakıyorsun? Adam bak yorgunluktan bitmiş. Ya bir ucundan tut bari be. Ya ben seni böyle mi yetiştirdim? Ne vicdansız adamsın ya. Hadi durma. Sen var ya, az yalaka değilsin. Helal olsun, babamın gözünü çok güzel boyamışsın. Dinçer, ne anlatıyorsun sen? Ne alaka ya? Hadi abi, hadi. İşine bak, hadi. Bir şey yok ya. Bırak sen, bırak. Olmaz öyle şey. Geri kalan çuvalları dinçeriniz. Neyse, sen bırak otur şuraya, hadi. Ya baba, bir şey yok ya. Bebek gibi naz yapıyor, bırak. Çalışsın. Dediğim gibi, hadi. Devam et sen. Otur, otur oğlum. İyi misin Ömer? İyiyim, iyiyim. İyi, dinlen biraz. Hadi bakayım.
varken, boğazdan gemiler usulca geçerken, gel çıkalım bu şehirden. Ağaçlar gökyüzü ve toprak uyurken, dolaşalım kumsallarda, çılgın kalabalık artık uzaklarda. Yorulursan yaslan bana, sarılıp uyuyalım gün batımında. Belki üstümüzden bir kuş geçer, kanadından bir tüy düşer. İner döne döne gökyüzünden, hiçbir yüz güzel değil senin yüzünden. Haydi kalk gidelim bu şehirden, gün doğarken ya da güneş batarken. Belki kuşlar geçer üstümüzden, kanatlanır senin ellerinden, ellerinden. Ya kusura bakmayın, uyandırmadık inşallah. Bahar çok ısrar etti, o yüzden çaldım. Ben ısrar ettim Akif amca. Hem çok güzel söylemiyor mu? Aynen, aynen Bahar'cığım. Çok güzel söylüyor. E oğlum, niye kaldırıyorsun şimdi ya? Allah Allah. Ya ben gideyim artık. İş falan bakacağım. Her şey için çok teşekkür ederim. Ya abi şimdi bir dur oğlum. Tamam, iş bakılır, iş bakılır, hallolur o şeyler ama daha bir önce bir kahvaltı. Ha kahvaltı. Bir kahvaltı yapalım önce bir, değil mi? Bir kendimize gelelim. Bak Mahir, ben bir sucuklu yumurta yaparım. Bak var ya, evdekiler parmaklarını yer. Meşhur ya, bildiğin meşhur benim sucuklu yumurtam. Bak bir kere yesen dersin ki Akif amca ben her gün yiyeyim bu şeyden dersin, sucuklu yumurtadan. Vallahi ha, öyle değil mi Nebat? Ya sen de bir şey söylesene. Ne söyleyeyim ben Akif? Gitmek istiyor işte çocuk kendisi. Ya sağ olun, yeterince rahatsızlık verdim size zaten. Gideyim. Oğlum ne rahatsızlığı ya? Tövbe estağfurullah. Saçma sapan konuşuyorsun ya. Yok rahatsızlık, mahsızlık yok. Ya Bahar öyle değil mi yani? Bir kahvaltı, mahvaltı. Ya öyle olur ya Nebahat. Bu gençlik böyle. Hiç büyüklerin sözünü dinlemiyor artık yani. Hadi bakalım, hadi tamam. Hadi siz elinizi melinizi yıkayın. Ondan sonra kahvaltı hazırlayacağız. Hadi biz de bir yüzümüzü yıkayalım. Hadi bakalım. Akif amca, gerçekten gideyim ben. Oğlum. La sen niye laftan anlamıyorsun ya? Tamam, şu kahvaltıyı yapalım diyorum, ondan sonra gideceksin ya. Kızdırma Akif Atakul'u, bak tersi pistir, ben uyandırayım. Hadi, tamam, hadi bakalım. Eller yıkanacak, kahvaltı hazırlanacak, kahvaltı yapılacak. Bitti, hadi. Hadi bakalım, hazırlığa başlayalım. Hadi Nebahat'cığım. Hadi ya, çok güzel olacak, hadi. Niye üstüne düşüyor bu çocuğun Akif bu kadar? Akif sana ne oluyor? Ömer senin ayağın hala acıyor mu ya? Yok ya öyle. Aynı basınca acıdı, bir şey yok. Bir de çok çalışıyorsun değil mi? Ya senin yanında biri daha var demiştin gerçi. Dinçer mi? Yok ya, o kafasına göre çalışıyor, yardım etmiyor. Zaten patronun oğlu, niye yardım etsin ki? Okuldan sonra bir doktora gösteririz istersen. Ya yok, gerek yok, üstüme geçer. Bir şey yok. Bütün yük de senin üstüne kaldı. Benim de iş bulmam lazım artık. Ya tamam fıstığım, bulursun ya. Bir de ona üzülme şimdi. Değme sınavına hazır mısınız lan? Oğlum niye hazır olalım deneme sınavına? Hani seviyemizi ölçecekler ya. Oğlum bak, senin seviyen belli, bizimki belli değil yani. Ne yapacağız? Tamam, yolda konuşursunuz bunları. Geç kalacağız hadi. Oğlum biz zaten denenerek girmedik mi bu okula? Oğlum bizi tekrardan niye deniyorlar? Ne boş? Hadi canım gel, kahvaltı hazır, gel. Bunu soğutmadan hemen. Hadi bakalım başlayın, afiyet olsun. Oğlum hadi, Allah Allah. Ekmeği bana can buna ya. Nebahat hadi gel, kahvaltı hazır. Gel canım. Öyle ufak değil ya. Bunu bir çevir sıyırttır ya. Uf, kolum da ağrıyor. Orası benim oğlumun yeri.
Hemen oradan kalkar mısın lütfen? Çok özür dilerim, ben bilmiyordum. Yani Akif amca deyince... Özür dileme oğlum. Özür dilenecek bir şey yapmadın çünkü. Otur. Ben söyledim oturmasını oraya. Ya ne olacak, yapma Allah aşkına Nebahat ya. Allah'ını seversen ya. Hadi oğlum sen otur ya. Sen de gel otur, yapalım kahvaltımızı hadi. Ya Akif amca, benim zaten kahvaltıyla çok aram yoktur. Müsaade edin de ben gideyim. Allah'ım ya Rabbim, delireceğim. Vallahi delireceğim. Kahvaltıyla aram yoktur ne demek ya? Nereye gideceksin evladım? Ya kalacak yerim yok demedin mi sen? Nereye gideceksin ya? Kim bekliyor? Bekleyenin mi var? Parka gideceksin, salıncakta kaydıraklar mı bekliyor? Oğlum tamam otur işte. Rahat rahat ye yemeğini ya. Nebahat öyle deli diye şey yapıyorsan. Yok yok, gerçekten ondan değil. Yani çok güzel misafir ettiniz beni. Her şey çok güzeldi ama... Ne ama ne o zaman? Ne? Aması yok şunun. Otur ya, Allah Allah. Otur. Ha bağırım. Sen de Mahir abiyi çok sevmedin mi? Kalmasın mı burada? Bence de hep burada kalsın. Bana hep şarkı söylesin. Aa, mis gibi. Hadi Nebahat'cığım sen de gel otur. Hadi canım benim. Akif. İki dakika gelir misin lütfen? Bir konuşalım. Hayır, bari siz soğutmayın. Hadi. Geldim canım. Geldim. Akif ne yapıyorsun sen? Dünden beri ne yapıyorsun? Ne yapmışım bir söyle de ben de bileyim. Sen niye böyle garip davranıyorsun ya? Sen o çocuğa niye ısrar edip duruyorsun kal diye? Üstelik bana sormuyorsun bile. Dünden beri Mahir aşağı, Mahir yukarı, etrafında pervane oldun çocuğum be. Ne yaptığının farkında mısın sen? Farkındayım Nebahat. Ben ne yaptığımın farkındayım. Bu çocuğun kalacak yeri yok. Bu çocuğun bir evi yok. Ya kocaman evimiz var ya. Bir odayı versek ne olur Allah aşkına ya. Bir hayata dokunmuş oluruz ya. Parklarda mı kalıyor, bahçelerde mi kalıyor belli değil ya. Hem bak Bahar da çok sevdi. Giderse üzülür, o da üzülür. Akif sen delirdin mi? Delirdin mi sen? Bahar niye üzülsün? Hiçbirimiz tanımıyor bile çocuğu. Ben tanıyorum Nebahat'cığım, ben tanıyorum. Ben o çocukla birlikte yemek yedim. Ben o çocuğun gözlerindeki pırıltıyı gördüm. Ayrıca... Doruk'a da benziyor biraz. Yani hani... Doruk gibi yani, hani böyle temiz yüzlü, yakışıklı, ne bileyim efendi bir çocuk yani. Hayır Akif, hayır. O Doruk değil, o benim oğlum değil, o bizim oğlumuz değil. Kes artık saçmalama. Ya sen bu çocuğa niye taktın bu kadar? Ne zararı var sana garibanın ya? Bak, bazı şeyler kaderdir Nebahat. Ben bu çocuğu oğlumun mezarına gittiğimde gördüm. O da anasının babasının mezarının başındaydı. Ya bak ben onu okuturum, iş bulurum ona. Ne olur bak, ya kader bu işte ya. Ben istemiyorum böyle bir kader. Ben böyle bir kader istemiyorum Akif. O yüzden mi o çocuk benim çocuğumun yerinde oturuyor? O benim çocuğum değil Akif. O bizim oğlumuz değil. O Doruk değil. Biliyorum. Biliyorum ne bak, o bizim çocuğumuz değil. Bizim oğlumuz öldü. Ben o kadar delirmedim daha. Delirdin. Hakim, farkında değilsin ama delirdin. Dünden beri saçma sapan şeyler yapıyorsun. Bilmiyorum, çok acayip bir şey yaşıyorsun. Nebahat Hanım, lütfen üzmeyin kendinizi. Benim burada kalmaya niyetim yok. Tekrar çok teşekkür ederim. Hoşça kal Akif amca. Oğlum bak sen yanlış anladın. Gördün değil mi? Beğendin mi yaptığını? Duydu işte çocuk her şeyi. Oğlum ne yapıyorsun? Hadi bak kızlar gitti hadi. Oğlum ben de girmek istiyorum da ayaklarım böyle geri geri gidiyor biliyor musun? Yani sonuçta deneme sınavı var ya ondan kor... Sarpma lan şu. Ya sonuçta benden tembelleri de var bu okulda. O yüzden aslında o kadar da korkmuyorum biliyor musun? Değil mi Sarp'cığım? Ne konuşuyorsun canım sen? Ya oğlum bulaşma şuna. Tamam. Dir dir. Ya şey aramızda bir böyle kararsız kaldık da sana da bir danışalım istedik. Ya şimdi deneme sınavı var ya, sondan birinci sen mi olursun, ben mi olurum? Ya şimdi sen okulun sahibisin, değil mi? Ben önceliği sana bırakayım. Yine laf soktum.
Anladık da gereksizdi işte, gerek yok, hadi. Çocuklar, bugün ilk deneme sınavına giriyorsunuz. Heyecanlı mısınız? Değilim hocam. Ben sana sormadım ki Ömerciğim. Senin zaten sınavda en yüksek puanı alacağından eminim ben. Sağ olun hocam. Ben de. Ya bu arada çocuklar, görevliye bakmıştım. Gördünüz mü onu? Hangi görevli? Kat görevlisi. Görmedik. Acilse çağırayım mı? Bulayım. Gitme gitme. Dur, dur. Gel bekle, ben halledeceğim. Yeni kitaplar geldi de malzeme odasına onları taşımasını isteyecektim. Ben taşırım hocam. Şimdi sınav öncesinde sana yük mü taşıtalım yani Ömerciğim? Bir şey olmaz hocam, alışkınım ben. Diyorsun. O zaman koliler odamın önünde. Malzeme odasının anahtarları da masamda. İki koli bir şey var zaten. Onları bir halledersin. Hallederim hocam, tamam. Tamam o zaman. Sınavda başarılar çocuklar. Sağ olun hocam. Safsın. Elime mi yapacak? Dur, bir tane daha bir şey geldi. Sertçik, hocayı duydun değil mi? Müdürcüğümüzü duydun. Ha? Yani sonuçta aynı genlere sahipsiniz ama aklı devamlı buna eklemişler. Senden hiç yok yani, sen sıfır. Oğlum bak, seni sınav diye çözerim. Ya otur, hadi. Oğlum girme araya, ne dedi, ben merak ettim mesela. Hadi. Sarp gelsene bir. Ömercik, okulumuzun gözde öğrencisi. Palavraymış lan onlar. Baksana, pis işleri, ayak işlerini sana yaptırıyorlar. Bulaşma bana, sınavdan önce hiç uğraşamam seninle. Dur, sınav vardı. Tarihte bir ilkin yaşanacağı o meşhur sınav. Hiç öyle bön bön bakma. Sıfır alacaksın sen o sınavda. Ya oğlum sen ne anlatıyorsun? Asıl sen sıfır alacaksın. Sana yanarlı dönerli bir sıfırı çakacaklar. Oturacaksın aşağı, annen de kurtaramayacak seni. Çok güveniyorsun ha kendine. Belki de yanılıyorsundur lan. Bana bak. Sınava girmeyene sıfırı veriyorlar ha. Haberin olsun. Sarp aç kapıyı. Sarp aç şunu, kimse yok mu? Kimse yok mu? Açın lan şu kapıyı. Hadi bin şu arabaya. Bin şu arabaya. Nebahat teyzenin de kusuruna bakma. Biliyorsun bu ara durum var. Hadi. Ya bak, ben gerçekten kendi başımın çaresine bakarım. Beni sal ya, lütfen. Salamam. Salmıyorum. Salarsam içim rahat etmeyecek çünkü. Anladın mı oğlum? Hadi. Akif amca. Ha? Nebahat Hanım haklı. Sen beni oğlunun yerine koyuyorsun. De ki koyuyorum la. Hadi ben seni oğlumun yerine koyuyorum diyelim. Ne olacak ya, ne olacak ya? Ama ben senin oğlun değilim. Ya böyle bir şeye gerek yok. Bak, üzülürsün sonunda. Ben üzülürüm. Ben daha fazla ne kadar üzülebilirim sence Mahir? Ha? Ben dibin dibindeyim mi? Benim oğlum öldü, oğlum. Bu hayatta hiçbir şey beni daha fazla üzemez.
Anladın mı? Hadi, hadi konuşturma beni. Gidelim şu borcunu morcunu ödeyelim de bir içim rahatlasın benim ya. Akif amca, sen benim abimin borcunu niye ödeyeceksin ki? Çünkü hayatta kalan tek yakının abin ve onun hapishane köşelerinde borç yüzünden öldürülmesini istemiyorum. Bu hayatta yapayalnız kalmanı istemiyorum oğlum. Hayır, bunda anlaşılmayacak ne var onu da ben anlamıyorum ya. Ne kadar, borcun ne kadar ki senin? 50.000. Aman tamam, bir şey değilmiş ya, ödenir. Onda bir şey yok ki. Ben de bir şey sandım. Tamam yani, o şekilde düşünme. Şey yaparız, maaşından düşeriz o zaman. Sen çünkü onu sadaka olarak göreceksin, öyle gururlu bir çocuksun. Maaşından düşeriz. Maaşından düşmek için de sana bir maaş vermemiz gerekecek o zaman. Haydi bakalım, demek seni işe alacağım. Ne iş yapacağım ki ben? Ne iş yapacaksın sen? Ehliyetin var mı lan? Var. Tamam, şoförüm oldun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah muvaffak etsin canım. Mahir, oğlum bak sen iyi bir insansın. Anladın mı? Sen iyi kalpli bir çocuksun. Bu hayatta savrulup gitmeni istemiyorum. Sana bir çıkış anahtarı veriyorum ben. Anladın mı? Bu rezil adamlara bulaşmamanı istiyorum. Abinin hapishane köşelerinde ölmemesini istiyorum. Anladın mı oğlum? Ayrıca ben kalacak yer işini de çözdüm. Artık maaşın da var. Ne de olsa maaşından parça parça ödersin. Ev arkadaşın da var. Mis. Kimmiş bu ev arkadaşı? Tanıyınca çok seveceksin. Şahane bir insan, biliyor musun? Hadi bakalım. O zaman iş teklifimi kabul ediyorsan hadi. Artık geç direksiyonun başına. Mesaiye başla. Hadi hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hadi canım. Sakatım ya. Sakatım. Ne bekliyorsun? Otobüs mü bekliyoruz? Hadi ya. Allah Allah. Tatım. Nasıl olmuşum Orhan'ım? Ha bu komik terliklere bakma. Vallahi mis gibi ayakkabılarımı giyeceğim ama kötü olmuşsun deme sakın. Başka hiçbir elbisem yok. Acil alışverişe çıkmam lazım. Yok yok, çok güzel olmuş. Çok yakışmış. E bakmadın bile elbiseye, güzel olmuş diye yalan konuşuyorsun öyle oturduğun yerden. Ama sen hazırlanmamışsın. Hadi kayda gideceğiz stüdyoya. Ya Şengül, bugün gitmesek mi ya? Vallahi ben hiç çekim yapacak durumda değilim. Kafam allak bullak. Şu Ömer'in söylediği şeyler kulağımda çınlayıp duruyor. Canımın içi, gelsen bir havan değişir, bir kendine gelirsin, değişiklik olur. Sen tek başına gitsen bugün. Ben ne yapacağım orada değnek gibi tek başıma, Allah aşkına program yapacağım bir başıma. İyi peki canım, sen ne diyorsun öyle olsun. Aman zaten ünlü kapris diye bir şey var. Ha biz de Umutcan hastalandı deriz. Öyle kaynatırız. Ben ne gerek var yalan söylemeye? Ben arar konuşurum, tamam. Ay yok yok. Sakın sen arama o yapımcıyı. Kurban olayım. Ya arama, arama. Arama, arar konuşurum diyorum. Duymuyor musun sen beni? Ya yapımcıyı aramıyorum ben. Ayla Hanım'ı arıyorum. Ama kapalı telefonu, dıt 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 aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Ayla Hanım ne alaka ya? Ne bileyim, böyle bir oturup kahve içeriz, iki lafın belini kırarız dedim. Allah Allah. Siz ne ara o kadar samimi oldunuz ki? Ay aşk olsun Orhan. Benim çok geniş bir çevrem var. Herkes tarafından çok seviliyorum. Lütfen bu gerçeği kabul et artık. Berk'cim sınav kağıtlarını elden ele dağıtalım. Tabii hocam. Hazır mıyız gençler? Gönder gelsin. Ömer nerede ya? Sınav başlıyor. Dur sakin ol, panik yapma, ararım ben şimdi. Aybike kapa telefonu. Burada unutmuş telefonu. Ömercik, elinde olmayan sebeplerden sınava giremeyecek. Nasıl yani? Yine bir şey mi yaptın abi? Evet, yaptım. Sanırım bir yerde kilitli kalmış olabilir. Al canım. Ne diyorsun sen ya? Nerede kilitli kaldı Ömer? Ne oluyor çocuklar? Hocam Ömer yok çünkü Sarp galiba Ömer'i bir yere kilitlemiş. Hocam, olabilir mi böyle bir şey ya? Yalan söylüyor, bir şey, hayal görüyor.
Hocam kardeşine söylerken duydum. Yasmin söylesene Ömer'i kilitledim demedi mi? Hı. Al birini vur ötekine zaten, bu doğruyu söyler mi? Sen nasıl bir ruh hastası çıktın ya? Söylesene Ömer nerede? Bak kızım, acım var diyorum, saygı duyuyorum, sabrım taştı taşıyacak. Sizin bizimle derdiniz ne ya? Senin derdin ne? Ne istiyorsun ya bizden, ne istiyorsun? Dur Asiye, dur. Asiye. Çocuklar yeter. Ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin. Kimse sınıftan dışarı çıkmasın. Müdür bey'i çağırıp döneceğim. Kız dayağı da yemedim demezsin artık. Niye ayırdınız ki? Asiye ne güzel dövüyordu şunu. Hadi ya. Sen hala onların yanında mısın? He? Suratına bile bakmıyorlar oysa. Köpek gibi davranıyorlar sana. Niye? Çünkü bütün pisliklerin ortaya çıktı değil mi? Evet gerizekalı. Sen kendini kapasaydın bundan hiçbiri olmayacaktı. Doğru görmeyecekti mesela. Şşş. Yavaş ol. Senin araban çarptı o çocuğa. Sen arkadaşlarına, sevdiklerine yalan söyledin. Günlerce, aylarca. Sen iki yüzlüsün sen. Kabul et bunu, tamam? Ama bak, benim oradaki tek hatam bu arabanın içinde olmamdı, duydun mu? Kaç kere söylemek istedim be? Kaç kere söylemek istedim, Hakim amca durdurdu beni. Ya yeter ama ya! Kadir'in katili benmişim gibi davranmayı kesin. Yalnız hoca kimse çıkmayacak dedim. Kes be! Sen doğru söylüyor. Sen olmasaydın Doruk yaşıyor olacaktı, şimdi burada olacaktı yanımda. Ama sen çeneni tutamadın tabii, susmadın. Kızım, senin abini de Doruk'u da o insanlar öldürdü. O sevdiğin insanlar. Ben sadece gerçekleri ortaya çıkardım, anla bunu. Dostun kim, düşmanın kim anla artık. Anladın mı? Lan oğlum sen de sussana artık, kapatsana şu çeneni. Kızın acısı var, görmüyor musun? Neyi kaşıyorsun hala? Çekil şuradan ya. Ayrıca Ömer şu an bir yerlerde kilitli, değil mi? Bir bu konuya odaklansak artık. Nerede lan? Söyle, nereye kilitledin lan? Söylesene! Lan söyle! Lan bırak! Ne oldu erkek? Ne yaptınız hepiniz? Benim Ömer'le bir alakam yok. Bu kız yalan söylüyor. Gidin nerede buluyorsanız bulun. Allah Allah, niye hala yalan söylüyorsun? Söylesene Ömer nerede? Çek elini diyorum, elimde kalacaksın. Çek! Dur, dur, dur. Çek, çek diyorum elini. Ya, çek. Tamam, yeter. Söyle, nereye kilitledin? Nerede? Lan söyle, gideceksin bana. Söyle ben. Çocuklar, yeter. Ne yapıyorsunuz siz ya? Asiye, Sarp, derhal odama geliyorsunuz. Sarp, derhal. Gerizekalı. Bir hasta da ile dövmedik ya. Nebahat. Ah canım benim ya. Canım benim. Canım benim. Yani kafan dağılsın diye buraya çağırdım ama doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım bilemedim. Yok yok, çok iyi yaptın Suzan. Çok iyi yaptım vallahi. Evde durdukça o duvarlar benim üstüme üstüme geliyor. Gel, geç oturalım. Ne içersin? Çay, kahve, bir şey söyleyeyim sana. Bilemedim. Söyleriz, acelesi yok. Tamam canım, ne zaman istersen. Nasılsın? İyi misin? Hiç iyi değilim Suzan. Nasıl olayım? Ay. Canım benim ya, ben kıyamam sana. Akif nasıl? Akif biraz toparlayabildi mi? Yok. Nerede? Nerede toparlayacak? Yani iyice saçmalamaya başladı. Ya dedim hayatını kurtaran çocuğu git bul, bir teşekkür et. O tuttu eve getirdi. Bir de baş köşeye oturttu çocuğu. Anlamadım. Yani niye yaptı böyle bir şey? Kalacak yeri yokmuş efendim. Sabah bir kalktım buna. Kahvaltı hazırlamış, sofralar kurmuş. Sucuklu yumurta yapmış. Bir de çocuğu oturtmuş Doruk'un sandalyesine.
sinirlendim. Çocuğun da suçu yok yani. Zaten kendisi diyor beni diyor bırakın diyor. Yük oluyorum size gideyim diyor. Göndermiyor. Tuttukça tutuyor çocuğu. Ya hala anlamıyorum ben. Yani sadece hayatını kurtardı diye mi bu kadar bağlandı Akif? Yok. Bence daha karmaşık bir şeyler var yani. Nur'un yerine koyuyor çocuğu, oğlumuzun yerine koyuyor. Anladım, anladım. Niye böyle yapıyor? Niye böyle saçmalıyor? Anlamıyorum. Çok endişeleniyorum onun için. Yani Nebahat'cığım, bak... İnsanların acıyla baş etme şekilleri farklı farklıdır, çeşitlidir. O da böyle bir çıkış yolu buldu demek ki. Böyle avutuyor kendisini. Doğru bir yol mu bu sence Suzan? Bilmiyorum hayatım ama bak acınız çok yeni. Çok yeni. Biraz zaman ver. Biraz zaman ver. Bak Akif zamanla kendini toparlayacak, göreceksin. Ben ne yapayım peki? Gideyim sokaktan bir tane çocuğu alıp doğru yerine mi koyayım? Kendini kandırmak değil mi bu? Öyle. Ah canım benim. Canım benim. Kıyamam ben sana. Kıyamam. Neler geldi başınıza? Ne oldu? İşte böyle. Orhan da aradı yapımcıyı. Dedi psikolojim çok bozuk dedi. Borderline oldum dedi. İşe gelemeyeceğim dedi. Yapımcı da demez mi Orhan Bey siz bizim için çok kıymetlisiniz. Yeter ki siz olun dedi. İyi olun dedi. Bizi böyle işte el üstünde tutuyorlar. Ay daha ünlü olmadan da Orhan abime bir ünlü kaprisi gelmiş. Ne demek daha ünlü olmadan? Laf mı çarpıyorsun sen bize? Gayet de ünlüyüz. Bir sürü fanım var benim buralarda. Hani biz daha hiç görmedik. Hah izle de gör. Hah. Kocam da mutfağa giriyor artık. Ay biz sizi çok seviyoruz ya. Ay ne kadar sevindim anlatamam. Bizler de sizin için yapıyoruz zaten o programları. Bir imza alabilir miyiz sizden Şengül Hanım? Aa aşk olsun ne imzası çok demode ayolu. Artık yeni olsun şeyler var çıkar bakayım telefonunu. Tamam. Selfie çekinelim. Hilmi yatır şunları. Gelin yanıma. Heh. Canım fanlarım benim. Çok sağ olun. Siz sağ olun. Orhan Bey selamlar. İletirim, iletirim canımın içi. Yarın kocana hangi yemeği yaptıracaksın Şengül Hanım? Yasak geldi yeni bölümden kimseye söz edemiyoruz. Sürpriz olsun. Bizi izlemeye devam edin ama. Canlarım, güzel fanlarım benim. Çok tatlısınız. Gördünüz mü Hilmiye Hanım? Fesatlık ve kıskançlık ancak kişinin kendisine zarardır. Ya zaten Orhan'a da gelmiyorlar. Hep bana geliyor bunlar. Neden? Çünkü neşe bende, espri bende. Star ışığı da varmış zaten bende o yüzden. Hadi gidelim. O torbalar da yakıştı sana. Sen taşı bir gören olmasın elimde torbalarla ben. Allah'ım yarabbim ya. Adam bizi odaya kilitliyor, cezasını biz çekiyoruz ya. Ya ben de biraz yükseldim ya, o yüzden oldu. Biraz mı? Resmen dövmüşsün lan çocuğu. Ya gözlerimin içine baka baka yalan söylüyor, delirtti beni ya. Asiye.
Doruk'un ölümüyle Sarp'ın bir alakası yok biliyorsun değil mi? Olcan mı anlattı? Evet, sınıfta ağlamışsın da. Ya bilmiyorum Ömer, ben artık kimi suçlayacağımı da bilmediğim için üzüntüden herkese patlıyorum herhalde. Sarp! Ah nasıl çizmiş benim oğlumun yüzünü. Sarp gittin mi revire falan oğlum? Bir şeyler sürdüler mi? Anne tamam abartma, bir şeyi abartma ya. Yok bir şeyim tamam. Nasıl yok bir şeyim ya? Vallahi bu Burak Hoca da fazla olmaya başladı artık. Nasıl bu varoşlarla birlikte çöp toplattırır sana anlamıyorum yani. Bence de. Bence de ama kovabilirsin anne. Burak Hoca'yı kovabilirsin. Bence okul sahibi olarak böyle bir hakkın var ha? Var oğlum var biliyorum. Ama velilerin tepkisini çekmek istemiyorum yani o yüzden. Neyse ben bakacağım bir çaresine. Sen şimdi eve git hadi dinlen oğlum. Ben buraları hademeleri temizletirim. Hadi. Ne mi? Şşt. Varoş takımı. Ben gidiyorum. Hadi size kolay gelsin. Bak buralar tertemiz olacak. İyi temizleyin burayı. Bu nereye gidiyor ya? Oğlun da cezalı. Nereye götürüyorsun? Ömer? Oğlum siz ne yapıyorsunuz burada? Neden çöpleri topluyorsunuz? Bunun oğlu beni odaya kapattı. Asiye de sinirlenmiş. Dövmüş çocuğu ceza aldılar da bu oğluna kıyamadı. Kaçırıyor oğlunu. Ah Suzan iyi ki geldin. Ben de seninle konuşmak istiyordum. Senin bu oğlun ve onun kız kardeşiyle vallahi bir türlü baş edemiyoruz biz. Okulda ne disiplin kaldı ne bir şey. Ama Sarp da ceza almış. O niye çöp toplamıyor? Şekerim bu da soru mu Allah aşkına ya? Yani okul onun olduğu için olabilir mi acaba? Benim oğlum olduğu için. Yani buraların hep bütün sahibi o olduğu için olamaz mı acaba? Devam edeyim mi daha? Etme Şevval, etme. Buraya özellikle oğlumun peşini bırak demeye geldim ama görüyorum ki sen iyice gemi azıya almışsın. Bana bak, ayağını denk al. Yoksa... Yoksa ne? Yoksa ne Suzan? Ne yapacaksın? Bence hiçbir şey. Ama gör bak ben size nasıl zehir ediyorum hayatı. Çünkü artık elimde bir güç var. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Yakında bunların hepsi bu okuldan defolup gidecekler. Pardon? Hiçbir şey yapamazsınız. Bizim okul paramız Sevgi teyze tarafından ödendi. Ayrıca bizim notlarımız çok iyi. Biz okul birincisiyiz. Kimse bize bir şey yapamaz. Senin o salak oğlunla salak kızın bizim kadar çalışkan olmadığı için kıskanıyorsun. Hırsından deliriyorsun. Senin sorunun bu. Ah Asiye'cim. Ağzına sağlık ya. Bütün hislerime tercüman oldun vallahi. Aldın mı cevabını şekerim? İyi konuştun kız. Şu arkadakileri de aldın. Öf. Oğlum neredesin sen ya? Ağaç olduk ya. Neredesin? Ya kusura bakma Akif amca, ne desen haklısın. Sınav vardı, o da geç başladı. Bir sürü de saçma sapan olay oldu zaten. Hayırdır? Ya bizim bu gerizekalı Sarp'ın işi. Gitmiş Ömer'i depoya kilitlemiş. Ömer desen sınava giremedi, Asiye desen gitti Sarp'a saldırdı. Onlara hayır falan derken Ataman kaldığı yerden devam ediyor yani. Merhaba bu arada. Merhaba Mahir. Tolga bende. Ben de tam onu söyleyecektim. Tolga, Mahir. Tanışın, kaynaşın. Hadi sen şu kapıyı aç. Sen de eşyalarını al. Hadi bakayım. Tamam ben açıyorum, siz gelin hadi. Akif amca saçmalama saçmalama. Geç buyur, gerek yok. Vay, vay, vay. Oğlum ben burayı bıraktığımda öğrenci eviydi. Epey sınıf atlamış bu ev. Üniversitede okuyan bir arkadaşım evini boşalttı. Yer al eşyaları dedi. Kendisi de malum zengin çocuğu. Nasıl ama? Güzel olmuş mu? Güzel, güzel. Çok güzel. Çok güzel. Diyorsun. Mahir sence nasıl? Evet ya çok güzel olmuş. Bu arada kirayı paylaşacağız. Akif amca söylemiştir. Evet evet söyledi.
Vallahi ne yalan söyleyeyim, benim için de çok iyi olacak. Hakim amca, bu arada benim acilen işe ihtiyacım var. Yani ben öyle gidiyorum, arada 2-3 tane çeviri yapıyorum sağda solda ama... yetmiyor, böyle düzgün bir şey lazım. Aklında olsun. Tamam oğlum, tamam, buluruz sana bir iş. Sağ ol. Mahire'ye bu kadar işte. 2 tane oda var. İstediğinde kalırsın kafamıza göre. Kendi odamı? İyiymiş. Evet. O zaman bugün izinlisin. Ev arkadaşınla tanış, kaynaş güzel güzel. Yarın da çalışmaya başlarsın. Anlaştık? Anlaştık Akif amca. Bu işte çözüldüğüne göre haydi bana müsaade. Hadi bakalım. Hayra karşı. Haydi. Kader, ben gidip kendime yiyecek bir şeyler hazırlayacağım. Acayip açım. Tamam. Sen de yer misin? Ben de yardım edeyim sana. Olmaz öyle. Sen bugünlük otur rahatına bak. Misafirsin. Sonra hesaplaşırız. Eyvallah. Evet, şimdi bak şöyle katlıyoruz. Aferin benim akıllı kızım, aferin. Aa. Çevir. Bir de böyle. Aynısından. Bir de böyle. Evet, ilk ben atıyorum. Bakalım uçacak mı? Ben de deneyeceğim. Aferin sana. Çok güzel uçtu amca. Birkaç tane daha yapalım mı? Yapalım amcam tabii. Yapalım. Abicim hadi eve. Ama abi biz amcamla uçak yapıyorduk. Üzme beni hadi. Yavrum sen işe gideceksin. Bırak kalsın çocuk. Hilmi'ye teyze bakacak gerek yok. Oğlum biz buradayken Hilmi'ye niye baksın? Hemen hadi. Orhan'ı kahretme kendini böyle, kurban olayım ne olursun. Bilmiyor musun Ömer? Çok düşkündür sana. Yakında gelir amcam diye sarılır. Ne zaman Şengül? Ne zaman? Ya görmüyor musun çocuğu? Tiksinerek bakıyor bana. Hak ettim ben bunları ya, hak ettim. Öyle deme kurban olayım ne olursun. Bak ağzından çıkanı kulağın duysun. Ya sen kötü bir adam değilsin. Aa, ben gördüm çocuğun karşısında iki büklüm oldun, ne diyeceğini şaşırdın. Öldün bittin vicdan azabından. Sen iyi bir adamsın Orhan. Geçecektir onun da öfkesi. Kurban olayım yapma böyle. Vicdanlı, güzel kalpli kocam benim. Hadi o zaman. Yemeğini önce bitiren kazanır. Nasıl yani? Ne nasıl yani Aybüke? Yarışıyoruz işte. Tabağındakini önce bitiren bu masanın en akıllı, en efsane insanıymış meğer. Olmadı mı? Çok saçma oldu. Yok yani çabanı takdir ediyorum ama bu şekilde yemez. Nasıl olacak o zaman? Nasıl ye? Hiç dokunmuyorsun tabağına. Bu ara yemek yemiyorum belki ya. Benim içim almıyor. Ama Doruk seni böyle görmek istemezdi ki. Benim arkadaşım neşe dolu, hayat dolu bir insandı. Öyle değil miydi Asiye? Öyleydi. O zaman? Doruk senin ağlamanı değil, gülmeni isterdi. Evet, kesinlikle doğru. Okul bahçesinde de bir sürü bir şey söylemişti bize. Vasiyet eder gibi.
Hiçbirini yapmadık ama. Çok kolaymış gibi. Üzülmeyeceksin, ağlamayacaksın falan da demişti. Ben ölürsem ağlamayın. Doruk, şöyle şeyler konuşma. Sakın bak, gözyaşı istemiyorum, duydun? Bu kızı ağlatmak yok. Ya özellikle sen şeyler. Ağlamak yok, duydun mu beni? Ne yapalım mesela? Senin için martılara simit falan atayım mı ben? İyi fikir, atın. Hatta bak ne geldi aklıma. Ben mesela senin mezarının başına geçeyim. Böyle herkes orada ağlıyorken kötü sesimle bir güzel şarkı söyleyeyim mi? Söyle ulan. Hem de en kötü sesinle söyle. Bravo sevgilim. Vallahi o kadar da berbat söylemedin ha. Teşekkür ederim sevgilim. Hatta sonra ne yapın biliyor musunuz? Daha önce beraber gittiğimiz bir yere pikniğe gidin. Gülün, için, eğlenin, ne bileyim dans edin. Gökyüzüne balonlar filan salın, uçurtma uçurun. Eğlenin işte abi. Henüz hayattayken tadını çıkarın. Bu evde sevimli mi sevimli bir Junior varmış. Oğulcan abisi kimmiş o acaba? Yoksa sen misin o? Abisinin yakışıklı prensi. Abisinin Allah'ım tipe bak. Aferin Oğulcan sana. Aferin. Ne güzel abilik yapıyorsun kardeşine. Oh, Allah mutluluğumuzu bozmasın. Hep böyle gül gibi geçin değil mi? Yalnız yakışıklı mı yakışıklı? Bir 1.88 boyunda, hafiften kaslı bir abisi varmış. Küçük bir eleştirisi varmış yalnız. Hep onunla ilgilenirken altına... Umutcan, abicim bak kaç kere dedim ya, kaç kere dedim. Ben seninle ilgilenirken altına yapma. O zaman öyle kakara kikiriyle abilik yapılmıyor canımın için. Değiştir kardeşinin altını. Madrim hep ben niye değiştiriyorum ya? Ay bir kere değiştirsin. Ben sıkıldım ya. Hep bana mı denk geliyor bu? Oğlum sen kakara kikiri yapınca, çocuğu güldürünce o da rahatlıyor. Rahatlayınca ne oluyor? Hadi, değiştir kardeşinin altını. Çocuk var. Bakışıyorum. Oğulcan niye tişörtünü çıkarıyorsun bebeğin? Gövdesine mi bağlayacaksın bezi? Tövbe estağfurullah. Adırım sen ne yapıyorsun? Takipçi mi kasıyorsun? Takipçiye vallahi uğraşamam. Çok mesai alıyor. Daha hızlı para kazanma yöntemleri keşfettim. Neymiş anneciğim o yöntemler? Sen sanal para işine mi girdin? He. Girmekle kalmadım, ustalaştım. Paramı 3 katına katladım. Neyse nazar değmesin. Yazmadırım bu işler sakat biliyorsun değil mi? Yani sonunda kaybetmek de var. Oğulcan çeneni çalıştıracağına elini çalıştır. Doğru bağla şu çocuğun bezini Allah aşkına ya. Neredesin sen ya? Yer yarıldı da yarın işine girdin sanki. Arıyorum arıyorum ulaşamıyorum. Ay Şengül ne oldu Allah aşkına? Telefonu mu arızalanmış?
Ay pardon, sana haber mi vermem gerekiyordu yoksa? Ne oldu? Niye yana yakıla beni arıyorsun? Nedir bu kadar acil olan? Neyin acil olduğunu ben şimdi sana anlatınca anlayacaksın sen, akılsız kadın. Seni uyarmak için arıyorum. Şengülcüm ne diyorsun Allah aşkına? Vallahi hiçbir şey anlamıyorum. Ya sen şu Elif'in anası Serpil'in çantasını çöpe atarken Berk görmüş. Ne? Nasıl ya? Nasıl? Berk mi görmüş? Ha görmüş. Allah'tan akıl etmişsin de kadın telefonunu kırmışsın. O da almış okula getirmiş çantayı. Ay Şengül sen ne diyorsun Allah aşkına? Anlamış mı bir şeyi Berk? Yok yok, Berk anlamamış. Aybike çantanın içinde Serpil'in kimliğiyle Elif'in fotoğrafını görmüş almış. Bir dakika bir dakika Şengül, ne diyorsun? Allah aşkına ben hiçbir şey anlamıyorum. Aybike ne alaka ya? Aybike biliyor mu ki Serpil'i? Yok yok, Aybike sadece Elif'le Berk'in kardeş olduğunu biliyor. Elif'in anasına neler yaptığını bilmiyor. Şengül Allah aşkına şöyle söyleyip durma diyorum sana. Ben bu kadına hiçbir şey yapmadım. Nasıl bir şey yapmadım? Kadının kafasına kül tablasını indirdin, ondan sonra hastaneye götürüyorum diye aldın götürdün çıkardın yola. Yolda da ittin mi kalktın mı ne yaptıysan öldürdün kadını. Çuvallardan sonra fırında yakayım mı? Yanmadı mı hala fırın? Dinçer, bu senin görevindi. Baba ben de un taşıyorum ya hani. Belli. Allah helal olsun çocuk. Her işe koşturuyor. Sen de otur tembellik yap. İş mi beğenmiyorsun oğlum sen? Ha, ne zaman akıllanacaksın? Oku dedik okumadın. Çalış diyoruz, çalışmıyorsun da. Baba tamam yeter. Allah Allah. Amma uzattın ya. Yok yok. Adam olmazsın sen. İşin gücün, itlik serserilik. Hep senin yüzünden. Bu adamın afrası tafrası senden yüz buluyor. Ben ne alaka ya, ağzımı bile açmadım. Yok yok, anladım ben senin niyetini. Sen var ya sen. Neymiş benim niyetim? Adam gibi işini yapsan kimse sana bir şey demeyecek. Hadi canım hadi. Uzatma hadi. İşine bak. Ömer'cim kolay gelsin. Ekmek hamuru var mı? Var abla, gel vereyim. Ömer, oğlum ne yaptın sen? Bir çuval bunu ziyaret ettin. O un kaç para biliyor musun? Bana bak. Haftalıdan keseceğim, haberin olsun. Tamam kes. Aa ne oluyor ya? Şu çocuk çelme taktı Ömer'e. Gördüm ben. Teyze sen nereden çıktın ya? Hadi işine bak hadi. Ya kardeşim sen inanmıyor musun bana? Gözümle gördüm diyorum. İncer. Doğru mu söylüyor bu kadın? Yok baba ya. Daha neler? Manyak mıyım ben? Neyse. Sen yanlış görmüşsün herhalde. Ekmek mi istemiştin? Ben sizin hiçbir şeyinizi istemiyorum. Ya sen ne biçim adamsın? Gözümle gördüm diyorum. Haksızlık yapıyorsun. Baksana çocukcağız kanta içinde kalmış çuvalları taşıyacağım diye. Bir de parasını keseceğim diyorsun. Ne yapacaktık yani? Biz de sokaktan toplamıyoruz parayı. Beğenmiyorsa başka bir iş bulsun çalışsın. Tamam İlvi abla. Sıkıntı yok, ben hallederim. İyi peki. Bana bakın. Siz de toplayın burayı. Hadi süpürün. Ben hallederim. La ilahe illallah ya. Ne yapsın çocuk? Ses edemedi ki. Orhan abi, ne yapıyorsun burada tek başına? Ha, ya evde daraldım değil mi ya? Azıcık şöyle bir hava alayım diye çıktım. Sen nereden geliyorsun böyle? Ha, iyi yaptın. Ben de işte fırına hamur almaya gittiydim. Bizim Ömer'in çalıştığı fırına mı gittin? Ha, işte Ömer'in çalıştığına. Ne yapıyor? Ay ne yapsın? Vallahi
Eziyorlar çocuğu. Çok üzüldüm Orhan abi. Nasıl eziyorlar ya? Kim eziyormuş? Hani o fırıncının oğlu var ya, Dinçer. Meymenesi suratlı serseri. Bildin mi? Ya bildim Hah, işte o pis çocuk böyle gözümün önünde Ömer'e çelme taktı. Sırtında da çuval vardı, her yeri yayıldı. O şerefsiz fırıncı da yevmiyenden keseceğim bunun parasını dedi. Ömer bir şey demedi mi? Ay ne yapsın çocuk, sineye çekti. Herhalde kovacaklar diye ses etmedi. Ben ses etmesini bilirim. Şerefsize bak sen ya. Sinirin geçtiyse biraz konuşalım mı abi? Söyle. Ben orada düşmedim aslında. Oğlum gerçekten çerme taktı bana. Baba ne diyor bu? Ben niye kendi malıma zarar vereyim? Allah Allah. Dikkat etmiyor, sonra da suçu benim üstüme atıyor. Hayret bir şey ya. Ömer. Benim oğlum tembeldir, membeldir ama bugüne kadar bana hiç yalan söylemedi. Senin hiçbir şeyden haberin yok o zaman. Senin oğlun yalancının tek. Ne biçim konuşuyorsun lan sen, şerefsiz it? Oğlum bak, ben ne düzgün konuşsun diye döve döve adam ederim ha, baban tanıyamaz. Ömer, ne istiyorsun lan sen benden lan, ne istiyorsun oğlum? Bana bak, ne istiyorsun lan sen? Oğlum. Sen oğlunun ne yaptığını bilmiyorsun, sürekli beni aşağılamaya çalışıyor. Ne yapmışım lan ben? Çalışmaktan başka ne yaptım? Allah'ın belaları, bir de bana inanmıyorsunuz. Git buradan. Ömer! Yok öyle kaçmak. Bıçak! Dinçer! Dinçer! Allah belanı versin. Ne yaptın lan herif? Ne yaptın? Ne yaptın lan? Ne yaptın? Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.